Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. Malum bugün aslında esasında ehli küfrün bayram edindiği bir gece yani. Yılbaşı gecesi. Yani yarın onların bir bayramı. Aslında haddi zatında onların bayramı İsa Aleyhisselam'ın tevellüdü, doğması 24 Aralık'ta. Yani bugün değil, bugün de bundan. Evet, yani 5-6 gün evvel, bir hafta evvel. Fakat işi düzlemek için herhalde böyle yapmışlar. Ama fark etmez. Yani onların bayramı. Böyle oynama yapsalar da onların bayramı bu. Gününde oynama yapsalar da onların bayramı. Kimlerin bayramı? İsa Aleyhisselam'a, bizim de peygamber olarak iman ettiğimiz İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyen kimselerin bayramı. Tesis akidesinin sahibi olan kimselerin bayramı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği peygamberliği inkar edenlerin bayramı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu Kur'an'ı uydurma olarak görenlerin bayramı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat-ı Muhammediye'yi reddedenlerin bayramı. Dünyanın dört bucağında dün olduğu gibi günümüze kadar, günümüzde de Müslümanları yok etmeye çalışanların bayramı. Bayramı bu bayram. Yani İslamiyet'i yeryüzünden kazımaya çalışanların bayramı. Sadece böyle değil. Bazen hilafetin kaldırılmasının bayramını kutluyor Müslümanlar. Bazen İslamiyet'in ilga edilmesinin bayramını kutluyor Müslümanlar, sözüm ona. Bazen Hristiyanların bayramını kutluyorlar. Neyi, nasıl yaptıklarını bilmeyecek bir şekilde hareket ediyorlar Müslümanlar. Cenab-ı Hak buyuruyor. İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyan. Dinlerini parçalayan ve parça parça hale gelen kimseler var ya. Leste minhum fî şeyin. Ey Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem. Senin onlarla hiçbir müşterek yanın yoktur. Bak, bu Arapça bir gramatik bir şeydir. Bir kaideden anlayarak, kalkarak şey yapıyoruz. Anlıyoruz ki bizim kafirlerle hiçbir ortak yanımız yok. Nefes alıyoruz, farklı olacağız. Yemek yiyoruz, farklı yiyeceğiz. Uyuyoruz, farklı uyuyacağız. Ticaret ediyoruz, farklı ticaret edeceğiz. Bizim onlarla müşterek hiçbir yanımız yok. Dolayısıyla bayramlarda, seyranlarda da hiçbir böyle kutlamalarda da ortak yanımız olamaz. Bir ayet-i cellede Cenab-ı Hak Furkan suresinin sonunda şöyle buyuruyor. Estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. Vellezine la yeşedûne zûr. Zûra şahit olmazlar, zûrda bulunmazlar. Zûr, evet, İbn-i Kesir'i açarsanız, rivayet tefsirlerine bakarsanız, seleften bazıları zur, müşriklerin bayramları demektir. Rahman'ın kulları müşriklerin bayramlarına gitmezler diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bir manası bu. Başka manaları da vardır. Şimdi bizim diyorlar ki nereden çıktı bu? Siz diyorsunuz ki bazı fetva kitaplarında diyormuş ki işte yani Paskalya bayramları için kafirlere bayram-ı şerifleriniz mübarek olsun, hayırlı olsun. Evet, diyen kafir olur. İmanını yenilemesi, nikahını yenilemesi lazım. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yani onlarla beraber bulunuyoruz. Onlarla insani bir muamele içerisinde olarak yapabiliriz. İşte arkadaşlar, ayetler. Biz onlarla hiçbir müşterek yanımız yoktur. Hiçbir ortak tarafımız yoktur. Yani ne yapacağız? Ona göre çevremizdeki insanlara şu anda buradan gittiğiniz zaman epey vaktiniz var. Telefonlarla en yakın kimselerinize
anlatacaksınız ama yalvaracaksınız. Yalvaracaksınız. Evet, ne olur? Bu münasebetle ümmet düşüncesini yeniden ihya etmenin bir gayreti içerisinde de bulunmuş olacaksınız. Tevhidimizi, imanımızı yani kurtarmanın veyahut da belli tehlikelerden korumanın adımlarından bir adımı atmış olacağız. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Darussilah.com